Günaydın. Kahvaltı yapacağız şimdi. Şimdi o ara ben temizlik yapacaktım kahvaltıdan sonra. O da dedi ki sen kahvaltı hazırlayana kadar süpürebildiğim yeri süpüreyim. Gerisinde kahvaltıdan sonra işim bitince sen devam edersin dedi. Allah bin kere razı olsun. Benim eşimin böyle kıyakları vardır bana. Bir odada süpürse bizlere kar, öyle değil mi? Şimdi ne yapacağım? Ben tost ekmeğinde pizza yapacağım kahvaltıya. Çok pratik oluyor. Hani kalabalık misafiriniz falan da kahvaltıya geldiğinde ya da çocuklara ara öğün olarak pratik oluyor bu. Belki de birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Vitas'ın içine bir tane yumurta kırdım. Göz kararı sucuk doğradım. Küçük bir domatesi küp küp doğradım. İki tane benim ince kıl biberim vardı. Onu doğradım. Ve beyaz peynir ekledim. Elbette ki içeriği siz değiştirebilirsiniz ama yumurtanın olması önemli çünkü hepsini bir arada güzel tutuyor. Şurada bir yemek kaşığından az salça kullandım. Birazcık sulandırıp çok azıcık da baharat ekleyeceğim. Pul biber, karabiber ekleyeceğim. Tuz hiç eklemeyeceğim çünkü sucuk var, beyaz peynir var ve kaşarda da yeteri kadar tuz olacaktır. Tuz koymayacağım. O yüzden biraz da kaşar rendeledim. Ve bir tepsinin içine fırın kağıdı serdim ve 6 dilim tost ekmeğimi buraya yerleştirdim. Şimdi şunu birazcık sulandırayım. Bir fırça yardımıyla tost ekmeğimin üstlerine süreceğim. Sonra bunları da bir güzel karıştırıp karışımımı bunların üstüne pay edeceğim. Malzemelerimi de eşit şekilde bölmeye çalıştım. Kaşar peynirini şimdi eklemeyeceğim çünkü eklersem bunlar pişene kadar kaşar peyniri yanacaktır. O yüzden pişmesine yakın ekleyeceğim. Şimdi bunu 200 derecelik fırında, yani pişme süresini kendim gide gele bakacağım, ayarlayacağım. Unuttum çay demlemeyi ama zaten o pişene kadar, sofra hazırlanana kadar demini almış olur herhalde. Günaydın. Nasılsınız? İyilerdir herhalde. Seni sorarlar. Sen nasılsın derler. Derler senelerden nasıl duyacağım diyeceğim ama duyamazsın diyorlar ki. Onlar yorum yazıyorlar. Nasılsın sen peki? Ben de iyiyim. Çamaşır makinesi de çalışıyor şu anda. Beni zaten temizlik rutinimi gördünüz. Banyo paspaslarımı bir hafta arayla yıkıyorum. Bu hafta yıkama sırasıydı. Onu attım makineye. Onun sesi geliyordur. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi işte bir tabağa yine domates, salatalık, zeytin, peynir, öyle bir tabak yapacağım. Ortaya da yine tost ekmeğinden olan pizzayı koyarım. Bunun içeriğini değiştirebilirsiniz. Hani sucuk eklemezsiniz de ne bileyim sebzeli yaparsınız sadece, mantar. Tavukla bile çok güzel oluyor. Öyle de deneyebilirsiniz. Sonra bir planımız var mı bilmiyorum. Biz kadınlar olarak herhalde hafta sonu olunca bize bir şeyler oluyor. Bir yere gitsek, yani evde oturmak haram sanki. O kafada mı oluyoruz, ne oluyoruz? Ama şimdilik bir plan yapmadık. Eşimin arabada zaten birazcık işi varmış. Her hafta sonu olduğu gibi. Aa, bu arada Kutay gözlüğü, kulağı falan göstermeyi öğrendi. Birazcık karıştırıyor ama yine de öğrendi. Kahvaltıdan sonra size onu göstereyim. Şimdi ona yumurta pişirdim. Onu yedireyim. O doymuş olsun en azından. Derin zaten anne ben daha o kadar acıkmadım dedi. Sen bilirsin dedim. O da pizzayı bekliyor. Pizzayı doyurdum. Pek bir şey yemedi. Ben de zorlamak istemedim. Herhalde azı dişleri çıkacak ki parmağını sürekli arkaya sokup orayı kaşımaya çalışıyorum. Ben de o yüzden zorlamadım. Salatalık soyuyorum şimdi. Kahvaltıdan sonra bir şey yapacak mıyız diyorum ya size. Kendi kendime Kutay'ı doyururken dedim ki Tuğba ne gezmesi? Daha evin devamı duruyor. Süpür, sil, banyo yıkanacak. Kahvaltıyı yapınca temizliğe devam. Gerçi sanki akşama kadar sürecek hali yok. Ne yaptın? Ne yaptın? Ah ah. Bu çocukların sanki hiç oyuncağı yok, öyle değil mi? Gören öyle zanneder.
Sucukları tam kurutmadan aldım. Zaten kaşarla beraber de 1-2 dakika kadar daha kalsalar yeter. Bitiyor. Evet. Teşekkür ederim. Anneciğim. Oh. Pizzalar bu şekilde. Yani çok yayabilirdin sebzeleri ama ben ortaya bırakmışım. Ekmeğin tamamını zaten yumurta kaplamıştı. Yumurta da sonuçta bunların tadı geçmiştir yumurtaya. O yüzden sorun değil ama siz daha böyle misafirleriniz geldiğinde özene bezene böyle yerleştirip yapabilirsiniz. De yanları dışında da hiçbir kuruma olmuyor. Şuraları haricinde. Tarif böyleydi. Umarım hoşunuza gider. Göz nerede? Ha? Göz nerede anneciğim? Nerede göz? Aferin. Aferin. Göz nerede? Evet orada. Aferin. Gördünüz mü ablaları? Büyümüş de gözü biliyor. Allah'ım ne kadar çabuk geçiyor zaman. Kulak nerede kulak? Ha? Oğlum kulak nerede? Kulak. Aferin sana. Göz nerede? Göz nerede? Göz, aferin sana. Anneciğim göz nerede? Ha? Bir şey öğrenince şu annelerin huyu değil mi oğlum? Sürekli aynı şeyi yaptırtıyorlar. Sonra bakıyorsunuz hiç yapmıyorsunuz. Ama ne yapalım, bizim de hoşumuza gidiyor büyüdüğünüzü, bir şeyler öğrendiğinizi görmek. Şükürler olsun. Gözü daldı. Yapalım mı? yapalım mı anneciğim? Allah'ım yarabbim ya. Bizlerinde milyoncuya gidiyoruz. Ben işlerimi bitirdim. Temizliğin devamını yaptım. Hatta kutuyu yiyordu. Süpürgeyi içeriye koyamadım ses olmasın diye. Dediğim gibi milyoncuya gidiyoruz. Oradan derine toka bakacağız. Ben de şöyle bir siyah ve askeri yeşil tonlarda ojeye bakacaktım. Ona bakalım dedik. Bu arada hani ben söylemiyorum ama derinle bir yere çıktığımda ya da ben tek başıma çıktığımda çocuklar evde dediğimde bazılarına soruyor, çocuklar evde yalnız mı diye. Tabii ki hayır. Hani ben babaları ya da ne bileyim annem oluyor, Özlem varsa Özlem oluyor, onlara bırakıp gittiğim için özellikle evde biri var deme gereği duymuyorum. Elbette ki sizler de haklısınız. Böyle anneler yok mu? Elbette ki var. Muhakkak çocukların yanında biri oluyor. Ya teyzesi, ya anneannesi, ya babası, onun gibi yani. Onun dışında ben böyle komşuya bırakayım, komşuya gelsin, ona baksın. Hayatta öyle şeylere güvenmiyorum ben. O yüzden içiniz rahat olsun. Düşündüğünüz için de teşekkür ediyorum. Heyecan. Hadi git gir. Tokalar orada. Sana göre tokalar ileride. Oba. Ya şunların minikleri oluyor. AliExpress'te falan. Küçük bir topuzun önüne şöyle takardık küçücük. Güzel olurdu ama göremiyorum öyle bir şey. Sen hatırlar mısınız? Benim yaşımdakiler hatırlar. Bir dakika odaklamadı. Saç boncuğu odaklamadı ama böyle saçlara takılırdı. Çok sevimliymiş. Bir de onun küpeleri var bir sürü. Baksana. Aynen. Oje ve yanına geldik. Şunu beğendi. Okulda da kullanır. Ay biz çok kullanırdık bu tip tokaları. Al bakalım. Bu renk ojeler burada. Mat, mat almak istemiyorum. Ben oradan bakacağım. Sen de oradan bak hadi. Asker yeşil de yok. Bu ne kadar değişik.
Biber. Bakayım. 5 biber. Ama göstereyim bakın. Göster. Derin bu rengi de beğenmişti değil mi? Evet. Çok değişik renkmiş diyor. De şuraya bakalım. Rastladı varmış burada. Bak anne, bak. Ooo mor. Bence çok güzelmiş. Biz şimdi geldik eve. Aldıklarımızı göstereyim. Şöyle küçük bir poşete koydular. İlk önce Derin yüzüğümü göster de bana verdiği onu göstereyim size. Şöyle bir yüzük aldı kedili. Mavi gözlü. Al bakalım. Parmağına tak, bir de öyle göster istersen. Bir tane şöyle beyaz bir toka aldım. Kendime de yüzük aldım. Çok hoşuma gitti şu. Bir dakika takayım da öyle göstereyim. Lale. Üstünde nazar boncuğu var. Şöyle duruyor. Benim çok hoşuma gitti. 2 liraydı bu. Derinin yüzük 1 lira mı? 1 liraydı galiba. Şöyle Derin bu rengi beğendi. Oje aldı. Flormar'ın Pretty serisinden P06 numarası. Bayağı fosforlu bir sarı. Günaydın. Baba bak, bir de günaydın. Kendime şunu aldım. Kendime bir de bunu aldım. Vallahi bunda da numara yazıyormuş. 24 Gabrini'nin Pasifik serisi mi artık, anlamadım. Al anneciğim, bununla oyna. Yüzüğü yutabilir. Ben bence onları hemen saklayayım. Şöyle yanar dönerli bir rengi var. Pembeli, kırmızılı. Gel kucağıma. Ne kucağı? Kucak istemek. Ojeyi mi al? Tamam, ojeyi istiyormuş. Derine de zaten orada da gösterdim. Şu tokadan aldık. Biz okula giderken bunlardan çok kullanırdık. Güzel. Annem böyle örerdi yukarıdan böyle. Şu üst kısımlara takardı. Ya da sırf şöyle bir tane açık bırakır takardık. Çok modaydı bizim zamanımızda. Bir tane de şu kolyelerden aldım. Çakır mı? Çakır mı? Ucu kelebekli. Kaba rengi. Bu benim 3,5 lira almış. İstediğim renkte oje bulamadım. Ne siyah, ne lacivert, ne de haki. Yoktu onlardan. Ben de alamadım maalesef. Artık gratis'e falan baktığımda bulurum inşallah. Akşam yemeği için mutfağa geldim. Akşam yemeğine ne yapacağım? Emrah da Derin'de canı yemek istemediğini, hamburger mi yesek dediler. Ben de dedim benim hazırlayıp dolaba koyduğum köftelerden vardı. Hiç söylemeyelim biz, hamburger evde yapalım. Daha iyi olur, daha sağlıklı olur dedim. Şöyle yanına da patates kızartacağım. Bu arada bu patatesleri hepsine eşit şekilde bir makinem vardı. Ben tam nişanlıyken almıştım o makineyi. Nereden aldım da hatırlamıyorum. Azıcık çektim, size onu koyayım şimdi bir görün. İzlediğiniz makineyle yaptım. Hepsi aynı boyda ve aynı kalınlıkta oluyor. Öyle güzel oluyor. Derinem de burgerden almışız gibi falan diye de hoşuna gidiyor. Şimdi patateslerimi ekleyeyim, kızartayım. Benim de işime gelmedi değil yani. Kolay oluyor bu tarz yiyecekler. Hemen pişiyor. Kutaya da mercimek çorbası yedireceğim. İçine ekmek doğrayacağım. Ondan sonra bu köfteden de vereceğim yine eline, patatesten de. Evet. Kurşunu doğrayayım. Azıcık kıvırcık yıkayayım. Kutay. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Hamburger ekmeklerimi hazırladım. Şimdi içlerine dolduracağım. Bu arada tabaklarımı göstereyim mi? Nişanlıken almıştım. 2 tane bundan. 2 tane de bundan. Belki dedim 2 tane çocuğum olursa dedim. Dördümüz bunları kullanırız. Bir gün sandviç yaparsak falan dedim. İnşallah Kutay büyüdüğünde de ona ayrı bir tabak yaparım tabii. Şöyle çok sevimli. Her neyse, başlayayım o zaman. Buraları hızlandırırım zaten. Hani ekstra bir şey yok çünkü.
hamburger ve patateslerimiz hazır. Şöyle derininkini ikiye böldüm ki rahat tutsun diye. Yanına da daha önceden burgerdan çıkan şirinesini koydum. Burgerdan gelmiş gibi olsun diye. Çocuk işte. Kola içeceğiz. Derine de ayran koyduk. Bizim akşam yemeğimiz bu şekildeydi. Bugünlük de bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.